Merhaba arkadaşlar, 12. sınıf kimya ve elektrik ünitesinin ikinci bölümünde başka bir videoda sizlerle birlikteyiz ve bu videoda elektrik enerjisi ve istemlilik arasındaki ilişkiye bakacağız. Ve burada metallerin aktiflik farkından yararlanarak elektrik enerjisi elde edip edemeyeceğimizi öğreneceksiniz ki edebiliyoruz. Bunu nasıl elde ettiğimizi de öğreneceksiniz aslında. Ve böylece bu video ile birlikte pillerin durumuna, pillerin özelliklerine giriş yapmış olacağız. Biz bu videoda şuna yanıt arıyoruz az önce de söyledik. Enerji elde edebiliyor muyuz biz bu istemli tepkimelerden? Peki istemli tepkime ne? İstemsiz tepkime ne? Önce bir ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bulunduğu koşullarda kendiliğinden gerçekleşen tepkimelere istemli tepkimeler diyoruz. Bulunduğu koşullarda kendiliğinden gerçekleşmeyen tepkimelere istemsiz tepkimeler diyoruz. Öncelikle şunu unutmayın. Her tepkimenin başlaması için bir ilk enerjiye ihtiyaç vardır. Örneğin istemli tepkime örneği. Kağıdın yanması. Şimdi biz burada kağıdın yanmasında bir ilk enerjiyi veriyoruz. Kağıdı tutuşturduk oksijenli ortamda. Sonra ne oluyor? Bu tepkime istemli olarak kendi kendine devam ediyor. İşte bu bir istemli tepkime örneğidir. Diğer taraftan istemsiz bir tepkime örneği verelim. Suyun elektrolizi. Şimdi suyun elektrolizinde de yine bir ilk enerjiyi vereceğiz. Suyun elektrolizi dediğimizde suyun elektrik enerjisi vererek enerji diyelim elementlerine ayrıştırılmasından bahsediyoruz. Şimdi ilk enerjiyi verdiniz. Sonra siz bu enerjiyi kestiğiniz anda bu tepkime de durur. Yani bu bir istemsiz tepkimedir aslında. Ha gerçekleştirebiliyor muyuz? Evet dışarıdan sürekli enerji vererek de gerçekleştirebiliriz. Yani istemli ve istemsiz tepkimelerimiz var. Peki sorumuz şu. İstemli tepkimelerden enerji elde edebilir miyiz? Hadi gelin buna bakalım şimdi. Aktiflikten daha önceki videolarda bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi burada der ki: Çinko ve bakır metallerinin aktiflikleri arasındaki ilişki çinkonun bakırdan daha fazlaymış. Hatırlayınız, metalik aktiflik dediğimiz zaman biz elektron verme eğiliminin ölçüsünden bahsediyorduk ya da elektron verme isteğinin ölçüsünden bahsediyorduk. Ki elektron verme yükseltgenme demekti. Bu aynı zamanda yükseltgenme ilişkileri ya da yükseltgenme eğilimleri, yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişkidir. Pekala. Şimdi bir tepkimemiz var bakın. Bu tepkimeden ne anlıyorum? Bakır iyonları var. Çözelti de. Bu çözeltinin içerisine daha aktif olan çinko metalini atmışım. E, baktığımda Çinko'nun elektron verme yani yükseltgenme potansiyeli daha fazla olduğuna göre Çinko elektron verip kendisi yükseltgenirken bakır iyonlarını metalik bakıra indirgeyecek. Ve bu tepkimede Çinko'nun aktifliği daha fazla olduğundan bu tepkime kendiliğinden gerçekleşen bir tepkimedir. Kendiliğinden gerçekleşir ve kendiliğinden gerçekleştiği için bu tepkime istemli bir tepkimedir. Yani başlaması için ilk enerjiye evet ihtiyaç vardır ama devam etmesi için enerjiye ihtiyaç yoktur. Kendi kendine devam eden bir tepkimedir. Hatta bu tepkimede bakın bir elektron alışverişi var kendi kendine. Bu tepkime sırasında kimyasal enerji arkadaşlar elektrik enerjisine dönüşür ve düşür. O nedenle bu tepkimeler egzotermik tepkimelerdir. Yani tepkime sonunda biz enerji elde ederiz. Enerji diyelim. Hatta günlük hayatta nerede var bu tepkimeler dersek kimyasal enerjinin, enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü sistemler bunlar bizim günlük hayatta kullandığımız pillerin tepkimeleridir aslında. Basitçe sistem bu şekilde ilerler. Kendiliğinden bir elektron alışverişi olur. Tepkime egzotermiktir. Çıkan enerji de kimyasal enerjiye dönüşür. Daha doğrusu biz kimyasal enerji elde etmiş oluruz. Peki bir de diğer duruma bakalım. Şöyle olsun. Çözeltimizde çinko 2 iyonları olsun. Onun içerisine metalik bakır atalım. Kim aktifti? Çinko. Yükseltgenme potansiyeli daha fazla. E yükseltgenmiş zaten. Dolayısıyla burada kendiliğinden bir tepkime olur. Evet. Hatta yazalım. Yani bakır atomları çinko iyonlarını indirgeyebilir. Ama bu kendiliğinden gerçekleşmez arkadaşlar. Yani istemsizdir. Nasıl gerçekleştiririz peki bu tepkimeyi? az öncekinin tam tersi sisteme enerji vererek gerçekleştiririz. Yani burada kendinden gerçekleşen bir tepkime yok. İstemsiz bir tepkime ama biz dışarıdan bir enerji vererek bu tepkimeyi gerçekleştirebiliyoruz. Hatta az öncekinin tersi bu tür tepkimelerde elektrik enerjisi kullanılarak kimyasal bir tepkime elde ettiğimiz için elektrik enerjisi kimyasal enerjiye Dönüşür de diyebiliriz. Dönüşür. Ee, mesela bu tür sistemlerin örneği de elektrolizdir. Az önce söyledik ya suyun elektrolizi kendi kendine olmuyordu ama dışarıdan enerji vererek bunu elde edebiliyorduk. Dolayısıyla e, biz burada bir enerji elde edemeyiz. Enerjiyi kullanarak daha doğrusu bir elektrik enerjisi elde edemeyiz. Elektrik enerjisini kullanarak kimyasal enerjiye dönüştürüp bir tepkimeyi istemsiz bir tepkimeyi gerçekleştirebiliriz. Geldik sorumuza. Metallerin aktiflik farkından yararlanarak biz elektrik enerjisi elde edebiliyor muyuz? Öncelikle elektrik enerjisi dediğimiz şey elektron hareketiyle olur. Elektronların bir yerden diğer tarafa gitmesi sırasında iletilen enerjidir. Ve elde edebiliyor muyuz? İnceleyelim. Redoks tepkimeleri hatırlayınız, elektron alışverişiyle oluyordu. Bu alışveriş doğrudan temas yoluyla olabilir ya da dolaylı yoldan olabilir. Biz önce şurada doğrudan temas yoluyla olana bakalım. Ee, bakır ve çinko metali üzerinden gidiyorum yine. Az önce yaptıklarımızdan yararlanarak çözelim sorumuzu da. Şimdi bakınız çözeltimizde bakır artı iki iyonları var az önceki tepkimemiz. Bunun içerisine metalik çinkoyu batırmışız. Ve çinkonun aktifliği yani yükseltgenme potansiyeli daha fazla olacağı için çinko atomları bakır artaki iyonlarına elektron verir. Kendisi yükseltgenirken bakır iyonlarını da indirger. Yani şurada tam iyonların ve metal atomlarının birbirine değdiği, temas ettiği noktada elektron alışverişi olur. Bu sırada çinko metali yükseltgendiği için çözeltiye çinko artı 2 iyonları geçer. Buradaki bakır +2 iyonlarının bir kısmı da ya da tamamı da bilmiyorum ne kadar süre devam ettiriyorsak metalik bakıra indirgeniyor. Evet bu sırada bir enerji açığa çıkıyor. Ancak burada atomik ya da iyon boyutunda doğrudan bir temasla alışveriş olduğu için elektronları biz bir yerden bir yere hareket ettiremediğimiz için burada çıkan enerjiyi biz kullanamayız. Peki ne yapmamız lazım? İşte biz dolaylı yoldan elektron hareketini sağlamalıyız. Hadi gelin şimdi o sisteme bakalım. Dolaylı yoldan gerçekleşen elektron alışverişinde ne yapıyoruz? Arkadaşlar burada biz indirgen ve yükseltgen arasına iletken bir nesne koyuyoruz. Elektrik akımını iletecek bir metal olabilir, bir metal bir tel olabilir. Ve bu sayede elektronların bir yerden diğer tarafa gitmesini sağlıyoruz ve bu enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyoruz. Elektron hareketini sağlıyoruz. Yine bakır ve çinko var. Bakın biz az önce şu tepkimenin kendiliğinden olduğunu söylemiştik. Eğer kabın içerisine çinkoyu batırırsak temas ettikleri noktada elektron alışverişi oluyor, olduğunu da söylemiştik. Peki nasıl yapacağız dolaylı yoldan? Şurada gördüğünüz tüm e tam maddeleri, iyonları ve metalleri kullanarak bir sistem, bir düzenek hazırlıyoruz hazırladığımız düzenek iki ayrı kaptan oluşuyor. Ve bu iki ayrı kabın birine çinko artı iki iyonlarını, diğerine bakır artı iki iyonlarını içeren çözeltiler koyuyoruz. Su da diyelim. Sonra elektron alışverişinin gerçekleşmesi için bunların içerisine metaller batırıyoruz. Buna çinko, buna bakır, metalini batırmış olalım şöyle ve elektron hareketini bir yerden bir yere sağlamak için de buraya bir iletken tel koyuyoruz arkadaşlar şimdi nasıl çalışıyor bu sistem dersek tabi daha sonra göreceksiniz bu sistemin tam olması için burada bir de tuz köprüsü olacak şimdi onunla ilgilenmiyorum şimdi buradaki durum şu çinkonun aktifliğinin daha fazla olduğunu söyledik yani elektron vermek istiyor Bunların aktiflikleri yükseltgenme potansiyelleriydi, yani elektron verme, yükseltgenme, elektron verme diyeyim. Şimdi tam tersini düşünürsem elimde çinko artı iki ve bakır artı iki iyonları varsa kim o verdiği elektronu geri almayı daha çok isteyecektir? Bakır çünkü bunun aktifliği daha az yani elektron alma istekleri de bu e, yine aktiflik videolarımızda vardı bakırın daha fazla yani burada çinko elektron vermek istiyor bakır artı iki iyonlarının da indirgenme isteği fazla yani bunlar da elektron almak istiyor dolayısıyla bu tepkime de kendiliğinden buradaki çinko atomları elektron verip çözeltiye iyon halinde geçerken bakınız bu elektronlar Dış devre dediğimiz şu iletken tel aracılığıyla bakır metaline geliyor ve bu iyonlar gidip o gelen elektronları alarak indirgeniyorlar. Dolayısıyla biz bu tepkimeyi şurada gördüğümüz düzenekle gerçekleştirdiğimiz zaman bir yerden diğer tarafa doğru elektron hareketini sağlamış olduğumuz için artık enerji, elektrik enerjisi elde etmiş oluyoruz ve bu bizim aslında Pin sistemimizde oluyor. Yani biz istemli redoks tepkimeleriyle evet elektrik enerjisi elde edebiliriz, ama elde edebilmemiz için elektron alışverişinin dolaylı yoldan gerçekleşmesi, bir iletken tel aracılığıyla bir yerden diğer tarafa doğru götürülmesi gerekir. Şimdi bundan sonraki videolarımızda bu sistemleri nasıl bu düzeneyi nasıl kuruyoruz? Bu düzenekte kullandığımız bu parçalar, ben burada metaller falan dedim ama bunların adları nedir? Bunlardan bahsedeceğiz ve yavaş yavaş pillerden ve elektrolizden bahsetmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu videoda istemli ve istemsiz tepkimelerden bahsettik. Elektrik enerjisini nasıl elde ederiz bundan bahsettik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.